Tavşar'ın Bahar'la beraber yaşadığı o evdeyiz. Şurası oturma odası. Yaşadığı alanı görüyorsunuz. Yani artık ne halde olduğunu kendiniz görüyorsunuz. Yemin ederim kimse ellememiş. Yemin ederim size. Aykut'la Bahar Hanım'ın yaşadığı mutfağına geçiyoruz. Ben cenazenin olduğu ikinci günü şu kapıları, camları açmışım ki hava alsın diye. Kokuyu hissediyorsanız koku gitmiyor daha halen. Bu burada ne olmuş, nasıl yaşanmışsa bilmiyorum. Şuraya bakın. Bu yeni midir Allah aşkına, bak tabağı bırakmıyor. Böyle yaşanmak olursa olur deyin. İçim kalktı ya. Gerçekten yani böyle böyle bir ev olur mu? Oturma odasını falan göstermediniz. Yatak odasını göstermediniz. Böyle artık küf birikmiş. Böyle bak gerçekten çok pisti çok. 5-6 günlük iş değil herhalde, fark ettiniz. Üstü başını bile yıkamıyordu. Bahar, sen ya gencecik bir kadın. Yani o ev niye o halde? Çok pislikti. Yatak odasını falan da gösterseniz abla. Daha neyini gösterin? Zekeri zaten anlaşılıyor daha. Yatak odası gösterin. Gösterin yani. Ne bileyim, böyle bir gencecik iki tane insan ya. Gencecik. Yaş, bizim zaten gibi yaşlı insan olsaydı gel bizim evimize de bak. Kardeşim. Benim zamanımda görseydin o evi. Haftada bir gün evde kalıyoruz ya. Haftada bir gün. Aykut o sıra yoktu. Aykut cezaevindeydi. Ben o evde oturuyordum. Bahar geldikten sonra ben o evde indim. Aşağı indim. Dedim ki güzel evde, çok güzel evdir. Ama bakım yok, bakmadı. Peki o koku kadın ne? Hiç eve evet, bakmadı, pislik değil. Çok pislik. Abla şimdi sen sürekli giyinip terli elbiseni bırakırsan oraya gördün zaten o elbise haliyle. Bir de sonra yani oradan kirli kıyafetleri öyle yerde birikti. Aynen öyle. Bir de istifçi gibi falan bunlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şey yapmak yok. Benim açık söyleyeceğim. O salonu ben gördüm, öyle ocak var ya yat şeyin üstünde, koltuğun üstünde evet. Ocak var. Aha. Bunlar çalıp getirdiği şeyler mi? Yok yok, onlar yok. Onlar yok. Onlar alıntı abla. Alkolik içerdi. Ben kendinde değil ki evi temizleyeyim. Hocam. Hülya'nın ben görürüm. Kim alkol içiyor? Ha? He? Kim benim büyük gelimden sonra gide ki alkol içirdi, içmirdi, içirdi, çıkırdı. Mermerlerde bağırırdı Hülya Hanım. Bahar mı? Aykut yedi. Bahar yedi, içiyor, yapma, evet, etme, içiyor. Eyleme. Hiç hatta buzdolabında içki çıkarttık yani. Evin ortasında hep tinel var. Bunu diyordum. Bu ne tineldir? Bunlar ne? Onu kızım sana tinelle hep temizlenmez diyordum. Bulaşık sabunu tinel yap. Mi? Tinel hep tinel. Her şey vardı, içki vardı, kola, 3-4 paket koyardı kola, akşama kadar kola, yarım yarım atardı kahve, o şişeleri tam bitirmedi, yarım yarım atardı. Bak benim büyük gelimi şey yap, de ki Allah içe konuş, içki içer mi içmiyor, içerdi, mermerler de bize küfür ederdi. Şimdi Aykut kaçırdı, içeri koyardı dedi, görmesinler. Nail abla, ben bir şey gördüm, mesela bu tarz evleri nerede görürüz biz?
bazen hani madde kullanmak için insanlar bir eve toplanır ve o evin içinde mesela madde evet. kullanırlar. Ancak o zaman bu kadar dağınık Aykut olur. Ama sadece Aykut olduğunu ben düşünmüyorum ben. Ben Aykut'a hayır, görmedim. Hayır, ben haberin şey yoktu. Maddeler aynı abla. Bir saniye. Madde kullanınca yanınızdaki bir kişi bir psikoloji bozukluğa sahipse, madde kullanıyorsa devamlı, sizin hiç ona bulaşmamanız imkansız. Siz de büyük ihtimalle madde kullanıyorsunuzdur. Bahar belki reddediyor ama ben Bahar'ın da bu şekilde bir şeyin içinde olduğundan şüpheleniyorum. Evet, yani 6 saat bir insan böyle onun anlattığı kadarıyla da arabanın içinde böyle hipnoz olmuş gibi oturuyorsa orada farklı dinamikler var. Bu ev de öyle bir eve Bahar'ı benziyor. Bahar'ı arasanıza bir ya bir bağlansın şu evin durumunu soracağım. Yani ona. Evde normal bir insanın kafa yapısındaki evde ya bunlar istifçi ya psikolojik rahatsızlığı var ya da madde kullandıkları için o koku var hocam, o evin içinde. Hocam istifçi. Veya evet. çalıp getirdikleri şeyler o salondakiler böyle bir sürü hep ocak bile elbise, var ya. Evet. Kendi elbiseleri. Onlar kendi ya bilmiyorum artık dökmüş, yani bilmiyorum. Bilmiyorum ama mutfak rezalet yani pislik içinde. Ama bu kadar yaşamdan bağını ancak madde kullanan biri keser. Bu yaşamla bağını kesmek demek. Katlanmırdı koymurdu. Kıyafetleri Nail abla bir saniye. Çünkü kıyafetlerini almış toz toparlak ortaya atmış. Yemekler üst üste, tencere kapları üst üste. Küflenmiş çok kötü hani pis bir şekilde. Yani yaşamdan bırakmak kendini şu demek. Madde kullandın da işlevselliğini de kaybedersin. Ama ne olursa olsun ya, dersin. O yüzden ya. İkisi de ben sadece hani bir kişinin olduğunu düşünmüyorum. Yok. Partnerler zaten eşler birlikte olarak yapmış olabilir bunu.